بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayı rozasını tutmaqın biz dərgah farz qılğan Allah Taala'ya hamd sanalar olsun. Ramazan kecelerini bedar bulup ibadette olmağını bizlerge sünnet kırgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar olsun. Allahümme la sehle illa ma ce'altahu sehlen ve in şehte ce'altan hazne sehlen bi kudretike ya erhamen rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Subhanahu ve Taala'nın ulu ayı Ramazan ayının keçelerinden biri de siz muhteremler bilen Allah'ın üyelerinden bir üyede cemlenip durganımızdan nihayette kursamız. Allah Subhanahu ve Taala bu ayını gündüzlerini rozasını tutup otkızlarımızda kabul eylesin. Bu keseleri bedar olup kılıyorken hakkı kurbanlar ibadetlerini dergahında kabul eylesin. Bu yıl bir Ramazan derslerini sizin hakkı kurbanınızda okşakal münasebetler bilen eğitilen sözlerini ulamalarımız bilen maslahat kılıp ruhi terbiye bağlasında bu işini kalbini paklaş, nefsini tazeleş, ahlakını saykalleş manası da bu işini karar kıldı. Çünkü elhamdülillah hemeniz siz bilen biz Allah'ın dinine kaydır. İbadetlerimizin belkesini malum bir seviyede kütarır. İndi içki mahiyetini düşünür. İbadetini, halavetini tetiş. Onun ahlakımızda tesirini utkazış. Ve bence işlerimizde ruhaniyetini kütarış basıkçı bir kelime. Çünkü için bu tarafa itibar verişimiz gerek. Ruhi terbiye ilmi. İnsan kalbini pakileş ilmi. Onun nefsini tazeleş ilmi. Ahlakını saygınlaş ilmi aynen bana şu vazifeni bacak. Hazır geçen siz bilen biz organgen ibadetler, ahkamlar ibadetlerimizin sırtkı tarafını, taşkı tarafını organgen biz. Bunu ulamalarımız fıkh-ı zahir diyordu. Yani taşkı tarafını fıkh-ı diyordu. Misal üçün namazın anladığına basit organganımız neçi vakit farz namaz var, bunu organdik. Bandan neçi rakat, peşin neçi rakat, asr-ı kanda bunu organdik. Taharatlı farzlarını organdik, namazlı farzlarını organdik. Bunlarını kanda kılıp ada etiş, namaz okuyarken de kalbimizin kanda tutamız, kolumuz kayıtla duradı. Ruku okuduğunda halatımız kanda oluş gerek. Sacdaki balganda anlatılış gerek, hepsi taş tarafımız. Kol kan daktıradı, ayak kan daktıradı, yavlanı kan daktıramız, bunların sonu ne işte, ne cimatta etemiz, bana şu, hepsi sıkkı mesele. O, şimdi kalbini ibadet vaktinde kan daktış gerekliydi, doğrusu dedi. Demek ilimini ulamalarımız fıkhı al-batın neydi? İçki fıkh. Şimdi biz o şey ibadetlerini bazaliyetken paydada kalbimizin kanda tutmağımız gerekliydi. Her bir ibadetini adalet etken de özümüzün fikrimiz, zikrimiz, vücudumuz, içimiz, nefsimiz kanda tutmağımız için lazım değil mi? Demek yolda koyuşumuz gerekliydi.
Bana şu taraflarını örgüte davet edilmeli, demek fıkhı al-batindir, atılardı. Bana şu, demek fıkhı batınlı organiz, siz birbirimizin ibadetimizin mahiyetini anlam yetiş, ana şu ibadetinin ruhaniyetini götürüş, ibadetinin kuruk tanesiyle can kiritiş, ana ondan halavet tapış, ana şu ibadetimizin ahlakımızını güzelleştirişi, bütün dünyada organ münasebetinizin yakşilik tarafı özgürtiriş için harekette buluşmamız gerek. Avvalı sohbetlerimizde bu ilimli tarihi, tarihleri, mukaddemeleri her nasıl oldu? Bugünkü yetip gelgeneceğimiz bana şu ruhunu bakış, ruhi terbiyede hizmet kılış, kalbini tozalaş için buladığın bazı bir amiller, ibadetlerini, vasitelerini organize kılacağız. Kalbini tozalaş vasiteleri deyirken de ada etse, bacarsa, kalbinin pakileşke hizmet kıladığın ameller gözü tutulur. Birkaç ameller var ki, şunu kılıyorken de adam, bacarıyorken de kalbinin pakileşi sadır olur. Ama şu kılıyor amelin, onun nefsini cilavlaşke, ahlakını saykarlaşke hizmet kılır. Ama şu vasıtalarını, böyle birincisi taharet olur. Taharet, namazda kıladığın özümüzde malum taharetmez. Taharet dediğinde onu Arapçada vuzu deyilir. Paklik. Yani kim namlandırın paklik gözler tutuyorlar. İslam paklik dinidir. Her manasında paklikini talep eder. Özümüzü öyle görelim. Bırakta ibadetimiz pakliksiz olmayın. Taharetsiz ibadet yok. Namazı bir daha olsak, demek bedenimiz pak oluş gerek, kiyimimiz pak oluş gerek, mekanımız pak oluş gerek. Hayır. Başka ibadetlerinin hepsinde de paklik esası şart kılıp koyuluyor. Şunun için, İslam paklik dini deyilerde güde keng manada. Bunda namazı taharet kılış hem girerdi, cünürlükten usul kılış hem girerdi. En mühimi bütün vücudunun pakliği, kalbinin pakliği, nefsinin pakliği, ahlakının pakliği, namazı koşulur, mücessem olur. Ama şimdi büyük paklik doğrusu da, demek fıkhı batında, ruhi terbiye edilmeden söz gider. Allah Subhanahu ve Teala, Arap dilinde tuhur, taharet de batarken paklik manasını, özünün kelamı şarifi, Kur'an-ı Kerim'de mahrek etken. Şu paklik hakkındaki ayetler Kur'an-ı Kerim'de 26'da ayet. 26'da ayette paklik ve pakizelerini Allah-u Teala mahredetti. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve fihi ricalun yuhibbuna an yetetahharu ve Allahu yuhibbul muttahhirin. Demek bu adamlar var ki ulan paklanışını istediler. Allah paklanmışlarını yaşıyorlar. Bunu okuyan ayetler kelimek etkiler olan kurbanda. Demek Allah pak insanını yaşıyorlar. Paklığını yaşıyorlar. Ana mumun istediği musulman insan her taraftan pak olardı. Çünkü o Allah'ın muhabbetini kazanmaz. Ya ki eksilce de böyle tam olsaydı. Allah'ın muhabbetine sazavar bulaman degen bende pak olsun. Hem taraftan pak olsun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam maddi paklik. Biz de fazal inge revayatı işleyimiz. Şunu hem mahvetkenler anna zafatu minel iman degenler. Pakizelik, tazelik, el, sırtı tazelik. Özünü, kim başını, turar cayını, işcayını, başka taraflarını pakize tutmuş imandan dönüyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste ederler ki اَتَّهُورُ شَطْرُ الْا۪يمَانِ Paklik, imanı yerlidir. İmanın meneviyle hemeniz buraya mısınız? Demek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bahaları bile
Pakilik imanın yerini taşkın verir. Ama bizim dinimizde pakilikte kançalık itibar verilmiyor. Ana şu pakilikini közde görüngen en büyük namayandası namazı kılardan taharetimiz. Bu taharetini biz farzı kançalıkını, sünneti kançalıkını, müstahabı, adabı kançalıkını, bunu kanla kılıp kılışını, aldın kaysa azamı yuvuşunu, neçim artta yuvuşunu, hemmesini fıkhı zahırda okuyamız, okuyamız. Sıptı, bedenine verildi olan itibarını, bedenini tazıraş boyunca manasını biz fıkhı ilmiden okuyamız. Şimdi, hazırki ilmimiz, ruhi terbiye ilmimiz, şu taharet kılıyetkende karnını kandak tutular. İnsanın ruhu kay şekilde buluşu gerek. Bunu demek içki dünyası bu taharetini kandak kabul kılış gerek. Bana şunu oraya. Ruhi terbiye ustazları, maşayetlerimiz eklediler ki taharet kılmakçı bulgen adam kıbleye karar götürerdi. Çünkü taharet ibadettir. Kıbleye karar yakışılar götürerdi. Taharet ki su gerek. Karaka su gerek, adli su gerek. Eğer şu tabii haldeki adli su birer iflas neyse koşulup tabiatını yok etse taharet kılamaydı onunla. Rengi özgürlük kaldı, hidi özgürlük kaldı, tamı özgürlük tabii halden çıktı. Demek bu su buzuldu, iflaska eğlendi, adolu halde kirdi, bununla taharet kılamaydı. Şimdi aksincesi geldi. Tabii haldeki taza su durdu, bırak gelip atırmanın suyunu koştu. Tavrat kıyanında dedi, atırmanın gidip bir kırak dursun dedi. Uyan olmayı. Ne var ya? Bu ibadet için gitti yaptı. Allah'ın ağzında hemmetin. Şunun için tabii haldeki Allah özü birden su münakısı koşunca koşmasın. Eğer bugün bırakı gününün suğunu koşuşa icalar versek, ertesi ve ertesi pillanın suğunu koşmaksız olardı bu ayet. Buna kadar bizde yol yok. Allah'ın bendesi hemme, bir hırbosun, Allah yaratken tabiyi su bulan taharet etsin. Ana, kıyır ne yaptı? Yeni taharet kıyır yaptı. Taharet ibadet. İbadette huşu buluş gerek. Kaldırı bir yerde canlanıp duruş gerek. Ana bunu tanımlaş için su deydi, o da soğuk ham bulmasın, isip ham gitmesin. Soğuk olsa soğukluğu ile tasarlanandı, tezrak tezrak kılıçkı o derdi, ibadeti muhsandı uçuruydu. Herden taşlarla ısır olsa, ısırda küyüp kalmayı kırçılaydı, yani ibadetinin rahatı yok eder. Şunun için muhtedir Ramış'taki. Taharet kıyandı huzur kılardı yalnız sıfatdaki su ile ıslıklığı, soğukluğu taharet kılsın diye. Bana bu ya katta bir ahamiyetke edemez. Peki afsuz ki bizde buna kadar sen bilmemiz. Hazır, bence hatlar geliyordu, soğuklar geliyordu. Bazı bir adamlar soğuk su ile taharet kılıp huzuru huzur hesap oluyor. Mustahap kılaman soğuk suyunu işletken, navurunu işletken, kasar yapmaya, düzelmeye. Şunu ekmezler mi halka diyecekler. Demek ki haleyi terbiyenin korumalarımızdan şunu kılamaz. Hani indi, demek taharetini, kılıçını başlayın. Ruhi terbiye ustazları ne dedi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri de kirgen. Eğer mumun bende taharet kılıçını niyet kılıp başlasa ve korunu yusa, koru dedik barca günahları dökülerdi, hatta tırnağını astegeyim. Ana şunu oylasın. Ben niyet kıldım, taharet kılıyam ben, Allah'ta kurban kansır kılıç niyetim var, Allah korup durup da, ben niyet ile korunu yuyam ben, korun dedik günahları dökülerdi, tırnağını astegeyim. Hadisin devamını ekledi. Yüzünü yuyarken de, yüzü deyip barca günahları, hatta küfre gelen aslindeki günahları hem tökülerdi. Ana ruhi, manada uzun, müstehkem tükkan adam,
kalbinin hakkı mahsup olan adam ana şu hayal bilen, ana şu niyet bilen yüzünü yuvarlar. Ayağını yuvarlar da hıp düşünler. Başıya nasıl alırken de yine hıp düşünler. Ana şunda taharetke ruh girer. Taharetin seviyesi kurtarılır. Kıyan adam huzur kılar. Ana şunda taharetin mahiyeti yüzeye çıkar. Bu bir ulug makam. Bunu endam etişimiz gerek. İmam Ali Zeynül Abidin Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sülalesinden bugün ulug ve büyük zat taharet kıyanlarından keyin renkleri tökerip bozları tatırıp alırken. Kuttu hazır bir cüde katta kabul getirdi canım. Kabuldaki adamını ya da kabul kuruluşunu, şahsiyeti zor, onu aldı da özünü yokatıp, rengi kökerip, kitara alması kalarak. Hay imam, sizgin ne mal oldu? Dip adamlar düşünmeleriler sorarsa, hay olay, ben hazır kimini aldı getirip ben bilesem mi? Yani ben taharat kıp oldum, bu da bana huzur getirip var ya, ben kabul edeyim. Ben kartıramayı kim kartırasın? Mane rengim kökermezsen kim kökersin degen manadayı gelmeyelim. Yani taharet paytadayın kalbini cem kılış. Bütün vücut bilen, ruh bilen Allah'ını seziş, Allah'ın kurban hasıl kılış için özünün fakir yerini engeç, insanın bana şu dereceli kılıklar. Ana taharet ne? Demek bana şunu da şunu iş gerek. Bu taharet demek o. Ulamalarımız, meşayihlerimiz, ruhi terbiye ustazları taharetinin bir nece kısımdan ibaret değildir. Birincisi, sırtını, bedenini, cisimini iblastiklerden, artıkça nesnelerden ve bir taharetlikten bahreş. Birinci derece şöyle. Bunu mı diyelim? Demek bedenge bir demek özümüzde çıkındılarımızdan tek gelme. Ne yapalım derse tek gel. Şunu tazelemesi bu neydi? Taharat, taharat bu neydi? Las boladı, günah da boladı. Ana bunun tazeler ketkiziş gerek. Artıkça derse de geldi, özümüzde cismimizde, özümüzde tanemizde artıkça sanılgen derseler. Mesela şimdi tırnak. Tırnak, ben özüge belirlengen noktadan usup geçse artıkça boladı. Ana onun barış, Müslüman adamını fitrat sünnetiyle barış olarak. Kolunu tırnağı olsun, ayağını tırnağı olsun, altı senesi altı seçkidir. Moyla koyan adamlar olsa, boyları olsun, lakın üstüne şüphesi hoş tarafı altı seçkidir. Bunu altı seçkidir. Koltuğunu cünür olsun olsa, bunu al. Ben işte. Bunlar hem paklik. Bunlar hem peygamberlerinin sünneti, fitratı. Ana bunlar paklikini bir tarafı getirir. Evde ekleyip ki, yani sırtını betaharatlıktan paklaş. Bu ne demek yani? Betaharatlıktan paklaş. Bir adam taharat kıldı. Namazını okudu. Gelip bir namazayı okulup durdu. Taharat gitti. Betaharat okuladı. Görüyorsun mu? Uzun pak, hem bayağı pak kırıptı. Okulayanı için betaharat okuladı. Çünkü okulayan vakitte ne olduğunu uzun bilmeyi. Ana bu betaharatlık olan, bundan hem toplanışı o yana kayda taharat kılış gerek. Bana bu birinci, taharatın birinci baskıcı hesaplanadı ve bunu hemen kıladı. Ramalar dedi ki, hemen özünü bilgen adam onu kıladı. Ana ikinci baskıç, bundan yukarı baskıç. Ne var bu? İkinci baskıç, azalarını günahtan paklaş. Ben yalvancı basarım, dilim ne yapar hazır? Çünkü yalvan, haram neyse dilimde durur. Çakıncı yıkıl yerken basarım, dilim ne yapar? Çünkü Allah haram kıyam, neyse yıkıl yapar. Boktan kısam, doğmak kısam, Allah'ta yokmayacağım, yaparını yaparsam, bunun gıybatını kısam, bunlar hemmesi dilimde mani iflas edin. Şimdi bunun için ben tavla kılışım gerek, istiğfara edişim gerek, İkinci bu nesnelerin kıymetini Allah'a vaat edişim kere, dilim paklaşır.
Közün haramlarını koruyordu. Allah koruma, karama dedi mesela ve kara yaptı. Günahkar oldu. Köz zinasını saldırtıldı. Közünü ayrımını kıldı. Hamasını kıldı. Şimdi bunu ben ana şu günahlardan paklaşmak gerek. Bunun için Allah'a tavla kılıp istiğfar edip ana şu yaman nesnelerle karıştan gözümünü tıyışım gerek. Kulağımın hakkı nesnelerle işte yaptı. Ribatını, boğdanını, buranın üstüde çakımçılığını, buranın yaşayıp etmeden yanına işte burada var etmezsem ben günahını yaptı. Şimdi bunu ham tavlasını kılıp kulağı da bakar, şimdi yaşlı nesnelerle işte şöyle kılışım gerek. Kolum haramını uçadı. Kim geldi zarba verin, azar verdi. Uyan haram. Gene başkalarını kıldı. Demek bunu hem tavasını kılıp günahtan paklayan için gerek. Ayağın haramda yürü vardı. Gene kan dedir işlerini kıldı. Hemmesi Allah mankıyan idi. Ana bunu hem tavasını kılıp yendi bakan halalda yürüyüş için tayyar verdi. Boruş gerek. Taharet ne? Paklik ne? Keyingi üçüncü baskıcı bu kalbinin bazı hurkuliklerden ve rezaletlerden paklaşır. Benim tırım şirin gelişen öyle yapmanın yavrı yapmak şumamı hemen dediğim kalbimde adamlarda hesap var. Kimlerdedir yalan kılıç niyeti var. Yani kan dedir başka iblaslıklar var, rezaletler var, bazı hurkulikler var. Ana bunu ben hemen tazalaşım gerek. Bu da adam korkmuşum gerek. Kalbim pak buluşu için harekette buluşum gerek. Buraya hasat kımayı, buraya yaman sığınmayı, buranın tarafında yaman duman kımayı, Allah'la kıyan nasıladan uzak olsun kalbim, kalbim paklansın de bunu kerebice ben harekete buluşum gerek. Uyan oldu, uyan oldu, çok uyan oldu, bu dağda şükür, şimdi yukarı makamdaki paklik geledi. Bu, bendenin içini Allah'tan başkadan takarız. Bendenin içi de Huda kalsın halas. Allah'ın muhabbeti kalsın. Allah'ın erkenlerini kademen, kaytarlarından kaytarlan diyen ahd kalsın. Bana şu manada demek paklikke mumun Müslümanlar hareket kılışı gerek. Bizim ruhi terbiyemiz terbiye verir. Yollar yukarı bir kurtarır. Ali Cenab-ı Hak insan kılışının bazı kişileri bana şundan ibaret bulur. Biz bana şunların organışımız gerek. Ana şunda, şunların yanına koyduğumuzda, aramızda nümede namazı okutturup yalan yapıyor yaptı falan çeliydi, onu yapıp kalmaydı. Çünkü namazı onu yalan çeliğinden kaydırır. Eğer bizim kalbimiz pak olsa, nefsimizin cilavalarda organ olsaydı, ahlakımızın seytenle organ olsaydı, falan çeliğinde nümede roze tutturup onun adayatı bilen yaplarımız kalmaydı aramızda. Eğer biz hazırlığı ettim oturduğum paklidinin 4 derecesini, hiç olmasa 3-2 derecesini özümüzde tatbik kılsak, ne mesela Kur'an'ı hacke bağırıp gelip, yine bunun bir işini kıl yürüptü diyen yapamaydı. İbadetlerimizin özü bizini yamanlıklarını kaytaradı, fahişeden kaytaradı. Bunun için ibadetinde fakat sırtki kısmı bilen kifayelerinin kalmayı mahiyetine otuşumuz gerek. İçine otuşumuz gerek, ruhuna girişimiz gerek. Bu ana şu ruhaniyet bile, zavk bile yaşar. Kalbimizden kılayarken ibadetlerimizin halavatını tartışımız gerek. Kalbimiz bunu hız kılışı gerek. Nefsimiz cilalanışı gerek. Ahlakımız saykallanışı gerek. Ana şunda bizden tutulgan taharet. Büyük manadaki taharet. Allah muhabbet kıladigan taharet. İmanını yerine sallanan taharetini özümüzde yüze geçirdiğim bunu. Bana kız kaçası taharet sözüdür, doğrusu da ruhi terbiye meşayiflerine ait edemen yapları. Bunu yüze muhtasar tarzda bugünkü kıska vaktimizde sizlerle yengilleştirilen halde bir tavsiyesini muhtasarı bulalım. Savol. Agar iloji bo'lsa, Hızır aleyhisselam haqida aniq ma'lumot bersangiz. U kishi payg'ambar bo'lganmilar yoki farishta yoki valiymilar? Bu savol ko'p berildi. Navroz radiosida ham bunga javob berildi. Agar mana esimdan chiqmasa, zikr ahlidan so'rang kitobida ham javob berildi. Yana himmat qilib so'ralibdi. Mayli bilganlarga takror
Bilmem gelmezken malumat olsun. Kısaca bu manada hem yapıp otarız. Biz Hızır Aleyhisselam de namlarına ayeti yürüdüken şahsını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de İmam-ı Müslüm Buhari'lerinin rivayetleri de Hazır'dı batırdı. Hazır. Hazır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam bizim nutkumuz boyunca Allah'ın ulu bandalarından bir bende olurlar. Bu kişinin kıssaları şu hadis-i şerifte, sahih hadiste kelgen. Lekin Kur'an'da namları zikir kımasından salih bende degen nam aslında kelgen. Musa Aleyhisselam'ın Allah Subhanahu ve Teala mana bandalarından bir ilim verilgen bende var. Şunu huzuruna bargın, sen tanım alasan bundadır. Bir bargın da, alamaklarını etken de Musa Aleyhisselam izler barı bu kişinin top geldiler. Ve onların arası da meşhur Kehf Suresi'ndeki kıssa bulup ötken. Yani ki Musa Aleyhisselam da bunun azim büyük peygamberge ustaz olan şahsıdır. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın soranışı bu yerde o kıssanı nemen soranmaydı çünkü hemen bilmedi. Bu yerdeki soruğa sebep Hızır Aleyhisselam daimi ravuşta bar hayat ekerler. Kıyamet kaybı organize adamların içinde yürer ekerler. Kim de korunsa, o kişini nazar etse, duasını asa, ana şu adam büyük bir makamlarda sezavat olarak ekerler. Düşünce var katlı işte. Bana şu manada, demek sorarlar. Sorarken de daim sorarım ki gel. Ulamalar özleri türlüçe cevaplarını verirler. Yani iki hır cevap verirler. Tasavvuf ahli, tasavvuf meşayetleri, ha, Hızır Aleyhisselam var hayatlar, gav gavada bazı adamlarla korunup durgan, cümleden falancıya hem korungan deyişen. Muhaddisler, fukahalar, ha, müfessirler, başka ulamalarının köpleri ayet ediler ki, Hızır Aleyhisselam borgerler, kısadarı Kur'an'da hadiste var, lakin bu kişini, bu kişini, abadi barhayat denen gap doğru emez. Ne bunun için? Ular özünü adatice delil getirdiler. Ayet ediler ki, o Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Bunda Allah Teala ayet edildi ki, biz başarıya abadilikini vergenimiz yok. Yani insan bolası olsa abadi yürümeydi dedi. Hızır Aleyhisselam insanlığını hemen tanımadı. Demek insan abadi olması için Kur'an'da etip durdu. Bu kişi hem abadi olması için gerek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Bir günü namazını okup geçirip taşarıya çıktılar da sahabalara ettiler ki yani 100 yıl ötkenden keyin hazırlı türgerlerden bir kişiye kalmaydı. Demek, o şu vakitte eğer Mabala hayalde Hızır Aleyhisselam bulan bu sefer Peygamber Aleyhisselam hale giden erkeklerden ki, yüz yıldan ki yok bulan burada, vakit etken bulan. Yani en delilini kuşluğu şu ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a adam balası var ki iman getirişi şart. Bu mesele bu muydu? Hızır Aleyhisselam trik bölgenlere de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Risalatı ile Semavini tarikatı bölgenlerine gelip imanda gelişlerdi. Bu kişiye bayat kılıçları kere gelip şu işi bulmayan. Bana şu derinlerine etişedi. Bu tasavvuf ahınları Hızır Aleyhisselam var diyenlerine hem pozlarını, derinleri var. Bunların etişedi cümleden. Bana şu hazır ve ahır bir yapı etişedi ki Hızır Aleyhisselam uzak vakit Çin'le oturarak erler. Peygamberimizin bir esatı boğanda, peygamberlik yerleri boğanda o işi Çin'le vakitine doğru gibi boğan eder. Bunu bana yerde rivayeti yok. Akıl bile ayetindeyim. Şunları bosa kere gidiyorum anlamda. Şunları değil mi? Daniel Hüccet zifatından demin muhaddisler, fukuhalarını, gafları, racı. Ve hazırlığın gününde o yüzden ayağımda oturup diyor ki biz bir yerde Hızır Aleyhisselam'ın dolgan adamını yakın arada haber eden yok. Yani uzun müsabır şunun arasını ayırtıdan olması köprak Hızır Aleyhisselam
İmom-i Mahdi to'g'risidagi gaplar odamlar parokandlikka tushgan vaqtda chiqadi. Birdaniga boy berib o'tkazishni ko'p xohlaganlar ko'payib qolganda, Hazrat Alayhissalom ko'rsamadim, qo'llarida mahkam o'sha meni boy qilib qo'ying dedim deydigan holatga, mashhur ham savol ko'payveradi. Odamlarning tabiatida bor bu narsa. Ana shu. Demak, haligi Hazrat Alayhissalomdagi haqlaridagi ma'lumot shu. Bu kişinin peygamber bölgenlikleri doğrusunda anık bir hüccet dalili yok. Bazı bunlar eker. Lekin anık hüccet dalili yok. Farişte bulmayanları anık. Lekin aşırıca Allah'ın muhakkak bandalarından bölgenliği. Allah subhanahu ve teala'nın Musa aleyhisselam de büyük peygamberinin ustaz bölgenlikleri bu var. Saval. Para berib borilgan haç kabul bo'ladi mı? Avvalo ibodatlarni qabul bo'lishi Alloh taolaning yolg'iz o'ziga bog'liq narsa. Kimni ibodatini qabul qiladi, qanaqa qilib qabul qiladi, kimnikini qabul qilmaydi, nima uchun qabul qilmaydi? Nima? Alloh subhanahu va taolaning o'ziga bog'liq, buni hech kim bilmaydi. O'sha hajga hozir 3 milliondan ortiq odam borayotgan bo'lsa, shu 3 milliondan kimni haji qabul bo'ldi, faqat Allohning o'zi. Kimiki kabul olmadığım Allah'ın özü bilir. Şunun için herkese ki, şu 3 milyon hacılar bitti adamını hacıya da kabul oldu, başkalarının ki kabul olmadı dese, hemen hacı o şey ben bulsam gerek değişken. Ya ki aksince bitti adamını giden başka hemen ki kabul oldu, bir adamını giden kabul olmayı kaldı dese, hemen o şey ben masne bilmedi, korkuş gerek. Demek hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bog'liq. Endi para berib hajga borish degan gapni demak qabul bo'ldi bo'lmasa Allohga bog'liq, lekin bizdan fatvo so'raydigan bo'lsa, ulamolarning fatvosi ibodatga para berib qilinmaydi. O'zi halollikni, poklikni, Allohga qurbatni istab turgan odam bu ishga haromni aralashtirmasligi kerak. Tushunarlimi? Ana shu demak narsani foydani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Namoz siz bilan biz o'qiyotgan namoz demak fiqhiy namoz. Namozni sirtda. Endi biz namozimizni yasini o'rtirishimiz, unga ruh kiritishimiz. Ana uni halovatini tatidagan darajaga yetishimiz. Namozni oliy darajada o'qib savobini ko'paytirish ma'nosini o'rganishimiz kerak. Shuning uchun bugun aytiladigan gaplarni birortasini o'qigan namozim nuqsonli ekan degan tushunchaga olbormasligini so'rayman. Bu bir me'yorga yetib, hamma omma musulmonlar qilishi lozim bo'lgan ishdan yuqori turgan ishni gapiramiz hozir. Chunki biz namozimizning savobini ko'proq olmoqchimiz. Biz namozimizga ruh kiritmoqchimiz. Biz oliy maqom namoz o'qib, savobni ko'proq olib, katta bir martabalarga erishish niyatidamiz. Shundoq tushunishingizni men sizlardan so'rayman.